Şimdi 8. üniteye bir bakalım birlikte. 8. ünitemiz neymiş konusu? Fitness. Fitness. Evet, fitness ne demek? Spor mu acaba? Evet, spor. Hani böyle fit kalmak istiyorum dediniz ya, sıkılaşma, spor, egzersiz. Bazı kelimelerimiz burada. Except, alone, baseball, be interested in board game gibi. Siz kelimeleri çalıştınız zaten. O yüzden direkt şu etkinliğe geçiyorum. Hadi bakalım eşleştirelim. Right. Right'la hangisini eşleştireceğiz? Bicycle. Evet. Right, bicycle. Bisiklete binmek. Do. Do weights, do trekking, do workout, do volleyball, do mountains. Evet. Hangisi olacak sizce? Bilemedik mi? Evet hocam. Onu atlayalım şimdilik. Atlayamadık. Do workout, egzersiz yapmak. Hemen not edin defterlerinize. Do workout, egzersiz yapmak. Hocam beni görüyor musunuz? Ben şu an sizi görmüyorum, kapattım. Kameraları kapatın dedim zaten. Climb. Climb. Mountain. Climb mountain. Evet, güzel. Climb mountain. Dağ tırmanmak. Go. Go. Trekking. Go trekking. Evet, doğa yürüyüşüne gitmek. Trekking, doğa yürüyüşü. Go trekking, doğa yürüyüşüne gitmek. Lift. Ve ilk HTS mi hocam ya? Evet, aferin. Lift weight, ağırlık kaldırmak. Çocuklar, sizler niye cevap vermiyorsunuz? Kelimelere çalıştınız değil mi? Evet hocam. Evet, okudum diye sadece adadan duruyorum ben. Eğer verdiğim kelimeleri çalışmadıysanız şu an bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Kelimeleri sınıfta olduğu gibi burada sizinize çalıştıramam. Çok vakit gider. İnternette ekrana çok fazla maruz kalmış olursunuz. O yüzden evde kendiniz çalışacaksınız. Chatbox'tan bazı kelimeleri de yazdım. Deftere not ediyorsunuz değil mi? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Play. Play'e ne kaldı? Voleybol. Güzel. Ride a bicycle. Bisiklete binmek. Do workout neydi? Egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak. Climb mountain neydi? Dağ yürüyüş. Dağ tırmanmak. Evet. Dağ tırmanmak. Elif, su sesin geliyor mu? Sesim geliyor mu Elif Su? Tamam, geliyor, süper. Biz seni niye duyamıyoruz? Geliyor mu? Ha, şimdi geliyor. Mikrofonun kapalı kuzum. Mikrofonu açacaksın. Şimdi geliyor. Tamam, devam edelim. Do workout, egzersiz yapmak. Climb mountains, dağ tırmanmak. Go trekking. Neydi? Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşüne gitmek. Lift weights neydi? Ağırlık kaldırmak. Ağırlık kaldırmak. Play volleyball neydi? Voleybol oynamak. Aferin size. Hadi bakalım, şimdi bu karışık verilen kelimeleri bulabilecek misiniz? Ama bu sefer şöyle istiyorum. Herkes chat box açsın bakalım. Sohbetin ucunu
açın chat box'ı. Birinci kelimeyi herkes yazsın bana. Bakalım önce kim yazacak? Kelime ne? Swimming. Yazıyorsunuz hadi. Kimse yazmadı henüz. Aferin. Herkes gördü mü? Hüseyin'le sanırım bu çocuklar bana özel yazmayın. Everyone'ı seçin. Everyone. Chat box'ta benim adım yazıyor ya Tuğ'un yanında. Oraya tıklayın. Aşağı okuna everyone'ı seçin. Tamam, çok güzel. Swimming. Güzel. Çıkmıştı o. Peki ikincisi, ikinci kelime ne? Hemen yazalım. Cycling. Kim önce yazar? Yo, chat. Bir dakika, everyone oldu galiba, evet. Yiranur, aferin. Tek de eksik ama oldu. İranur böyle yazdı. Sadece şuradan bir tane daha olması gerekiyor. Cycling. Güzel. Peki üçüncü kelimemiz ne? Bakalım ne olacak. Cycling. Bir dakika şimdi ne yapacağım ben? İpucu vereyim mi? Bu yaz. Bu ne ya? Kutum. Bu kalemini almadınız değil mi o kalem? Ay bu ne? Ay ne bu? Yok mu bilen? Yok hocam. İpucu veriyorum. Bunu yapmak için çadıra ihtiyacınız var. Kamping! Ay nerede? Aferin Seray. Çocuklar, yalnız bir konuda uyarmam gerekiyor. Şimdi herkes beni dinlesin. Sohbet kutusunda mesaj yazdığımız yeri görüyoruz değil mi hepimiz? Evet. Evet. O yazıyı yazdığımız yerin hemen üstünde şu iki nokta üst üste yanında bir şey yazıyor. Birisinin ismi yazıyor. Değil mi? Gördük mü? Evet. Hocam. O ismin yanındaki aşağı doğru minicik yok var. O oku tıklasın herkes. Çıkan listede en üstte everyone in meeting yazıyor. Herkes onu seçsin. Özelden yazmayın. Yazdığınızı herkes görebilsin. Bana özelden yazmayın. Bütün arkadaşlarınız görsün istiyorum. Tamam mı? Hocam biz bulamıyoruz. Hocam yok. Hocam biz de bulamadık. Bizde de yok. Gözünüzün önünde aslında da neyse. Ben şimdi gruba fotoğraf atıyorum. Oradan bakın. Everyone. Attım gruba. Tamam şimdi dörtteyiz. Dördüncü etkinlik ne? Aferin hala ama özelden yazıyorsun. Jogging aferin. Fotoğraf attım size. Gördünüz mü? Gruptan. Beşteyiz. Yok. Beşinci ne? Bilmiyorum ki. Hocam bu bizde yok ya. Hocam bizde de yok. Hocam bizde de yok. Kimse hatırlamadı. Bizde de yok hocam. Kırışık olunca anlamıyor. Bir daha bakın bakalım. Sakin. Hocam sizin dediğinize ben giremedim. Sakin. Hadi. Çok hızlı gidiyor.
şeyini bitirek gibi. Hocam galiba ben açtım. Bizde var. Tamam. Bir başka. Yazdın mı? Peki altıncısı ne? Altıncı kelime ne? Bakalım ilk önce kim bulacak? Tracking tek Elif galiba. Galaksi sensin değil mi Elif? Evet hocam. Tamam. Anne buraya gidip mi? Ne bu ki? Kıysın. Hayır ne ya? Hayır. Neyse biz ne bu? Yok mu bu lan? Ceren, Ceren thinking dedi. Thinking olabilir mi bu sizce? Hayır. Olamaz. Ne olabilir? Hayır. Bakalım. Şöyle bir düşünün. Zaten sonra ing ile bitecek. Geriye kalan harfleri bir düşünün bakalım. Ne olabilir onlarla? Siz bunu biliyorsunuz aslında. Yok, uyur. Tamam. Ben yazıyorum. Hüseyin, aferin Hüseyin. Bana gerek kalmadı, Hüseyin buldu. Skiing tabii ki de. Bakalım birlikte. Swimming doğru. Biz neden böyle oldu? İki tane M olacaktı. M'nin birisi eksik yazmışım o yüzden. İki M olacak o yüzden. Şimdi repeat after me. Swimming. 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 Yüzme. Yüzmek. Yüzmek. Cycling. Yüzmek. Cycling. Cycling. Yüzme. Cycling. 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 Camping. Camping. Jogging. Jogging. Camping. Kamp yapma. Jogging ve tempo yürüyüş yapma. Trekking. Trekking. Dağ yürüyüşü yapma. Dağ yürüyüşü yapma. Skiing. Skiing. Skiing neydi? Kaykay yapma. Kaykay mı? Kayak yapma. Kayak yapma. Aferin Hüseyin. Evet şimdi buradayız. Hadi bakalım resimlerle birazcık daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şu ilk resme bir bakın bakalım. Baktı mı herkes A resmine? Evet. Evet. Şimdi de kelimelere bakalım. A resminde ata binen bir adam var. Sizce bunun Horse riding. İsmi ne? Adam. Horse riding. Evet. Horse riding. Evet. Şimdi B resmine bakalım. B resmindeki adam kaykay yapıyor. Skink. Evet bakalım. Skink hocam. Ya. Ya nerede? Çıkamıyor. Bana çıkamıyor. Skateboarding. Sadece sen sensin değil mi? Evet hocam. Aferin. Skateboarding. Kaykay yapıyor. Şimdi C'ye bakıyoruz. Burada çadır var. Kahveşi var. Camping. Tabii ki de camping. Camping. Nasıl camping. Hocam ben de. Aferin. Şimdi D'deyiz. Bu çocuk da karlı bir yerde ve ne yapıyor? Kayak yapıyor. Hangisi? Ice skating. Skiing. 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 Skiing tabii ki kayak yapma. Peki. Bu adam da spor yapıyor. Egzersiz yapıyor. Exercise. Do exercise. Do exercise. Tamam. Bakalım. Ben niye bulamıyorum? Buradaki kelimelerden bakalım. Weightlifting, ice skating, climbing mountains, gymnastic, rolling, swimming, slalom. Gymnastik hocam. Evet, gymnastik yapıyor. Gymnastik. Peki, F'deyiz.
Yüzen bir görüyoruz. Swimming. Swimming. Evet, G'deyiz. Ağırlık kaldırıyor bu adam. Hocam ben bu resimleri göremiyorum. Neyi göremiyorsun canım? Hocam hepsi gözükmüyor. Enes resmi gösterdim. Şu an yazıları gösteriyorum. Başlattım. Ağırlık kaldırıyordu adam. Ağırlık kaldırmak neydi? Lift. Cycle. Yok. Ne insan bir şey yapıyor. Cycle hocam. Halter nerede? Bir dakika. Cycling. O bisiklete binme. Ağırlık kaldırma neydi? Bearing. Weightlifting. Değil mi? Weightlifting. Weight ağırlık. Breaking. Weight ağırlık. Not edin bunu çocuklar. Bakın bunu çok karıştırdınız. O yüzden. Weight, ağırlık. Lifting ve kaldırma. Ağırlık kaldırma. Not ediyor mu herkes? Not ediyor mu şu anda? Evet. 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 Hocam ben de bir sürü. Evet. Çocuklar sizden bir şey rica edeceğim. Yanınızda anneniz babanız kim varsa... Şu anda biz ders yaparken sizin bir fotoğrafı çekebilir mi? Ekranla görürsün. Siz görebiliyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Merak ediyorum. Hocam ben çektim ki. Tamam. Sonra bana gruptan atarsınız. Weightlifting'i not ettik mi? Evet. Ne demekmiş? Evet. Ne demek? Ağırlık kaldırma. Halter ağırlık kaldırma. Ağırlık kaldırma. Aferin size. Ağırlık kaldırma. Peki H'de isimde H'de bir tane. Jogging. Güzel. Jogging değil mi? Bir dolu yürüyüş yapıyor. Very good adam. Ay. Bakın burada ayağında patenler var. Paten kayıyor çocuk. Skateboarding. Skateboarding'i kullandık adacığım. O kay kay demekti. İstersen net not etsem. Ice skating. Ice skating. Hiç pateni yapmıyor ama. Bakın normal tekerlekli paten var ayağında. Roller skating. Tamam güzel. Roller skating dersek daha güzel olur. Roller skating tamam mı? Roller skating. Evet hocam. Çocuklar ben bu dersi kaydediyorum. Kaydını sizinle paylaşacağım. Defterinize bunları not edin hep. Tamam mı? Tamam hocam. Evet şimdi K'dayız. Dalgıç var. Tamam hocam. Veya suyun altına swimming. Dalgıç. Swimming. Hayır yüzmüyor. Swimming hocam. Hayır yüzmüyor. Swimming'i kullandık ayrıca. Swimming. Yüzmüyor. Dalmış. Suya dalmış. Swimming. Diving. Değil mi? Diving. 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 Neymiş? Diving. Diving. Güzel. Diving. Dalma. Dalış. Çocuklar biliyorsunuz sesli sözlükten kelimelerin telaffuzunu dinleyebilirsiniz. Birazcık. Tamam hocam. Bu dönemde birazcık bana bağlı değil kendiniz bir şeyler yapabiliyor olmanız gerek. Lütfen kelimelerin telaffuzu çok önemli. Lütfen sesli sözlükten dinleyin. Taklit edin onları öğrenin. Tamam hocam. Bakın bunlar bir kayıksalar. Kayıkla gidiyorlar. Şunlar kullanılmadı yanıp sananlar. Bunlardan söyleyeceğim. Kayıkta yelken de var. Sailing. Evet. Yelkenliyle açılmak. Sailing. Sailing. Neymiş? Sailing. Sailing. Tamam, ben ders yapıyorum. Bisiklete bir olacağız. Evet. Facebook'a. Evet, şimdi B'deyiz. Ne yapıyor kadın? Bisiklete bir olacağız. Ride Skylink! 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 Hayır. Skylink! Nasıl okunuyor bu? Skylink! Hayır. Skylink! Skylink! Hayır. Bu kelime nasıl okunuyor? Bir dakika. Cycling.
Cycling. Cycling. Cycling. Cycling. Cycling. Peki bowling oynayan birisi var burada. Bowling. 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 Odayız. Burada kan bakın dağda elinde bir sopa var. Yürüyüşü çıkmış. Hocam sesim geliyor mu? Bayağı iyi geliyor. Evet, odayız. Dağda. Climbing mountains. Dağa tırmanmıyor ki. Wall climbing. Tırmanma yok ada. Hiçbir yere tırmanmıyor çocuk. Trekking. Evet, trekking. Doğa yürüyüş yapıyor. Doğa yürüyüş yapıyor. Trekking yapıyor. Peki, neredeyiz? Play volleyball. Q'dayız. Wall climbing. Climbing. Wall climbing. Wall climbing. Duvara tırmanıyor. Ve son olarak R'deyiz. Ne kaldı geriye? Climbing mountain. Kontrol edelim. Bir tane atlamışız. Şunu. Onu da koyalım hemen. Ice skating'de. Ice skating. Evet, ice skating'de neydi? Buz pateni yapma. Buz pateni. Evet. Şimdi birlikte bir tekrarlayalım. Weightlifting. Duramadım. Hadi bakalım birlikte bir tekrarlıyoruz çocuklar. Tekrar edelim. Weightlifting. Weightlifting. Ağırlık kaldırma. Ağırlık kaldırma. Skiing. Skiing. Skiing yapma. Kayak yapma. Ice skating. Buz pateni yapma. Buz pateni yapma. Nasıl yapma? Skateboarding. Kaykayla kayma. Kaykayla kayma. Climbing mountains. Climbing mountains. Dağa tırmanma. Dağa tırmanma. Horse riding. Ata binme. Ata binme. Gymnastik. Gymnastik yapma. Gymnastik yapma. Bowling. Bowling. Bowling oynama. Swimming. Yüzme. Swimming volleyball. Volleyball oynamak. Trekking. Jogging. Tempolu yürüyüş. Cycling. Bisiklet sürme. Evet. Roller skating. Paten kaymak. Evet. Sailing. Diving. Dalma. Suya dalma tabii ki de. Uykuya dalma değil, tamam mı? Wall climbing. Duvara tırmanma. Wall climbing. Duvara tırmanma. Camping. Kamp yapmak. Çocuklar şimdi çok az bir dakikamız kaldı. 7 dakika gibi bir süremiz kaldı. 7 dakika sonra kapanacak. Şu teste bakalım birkaç tane. Çocuklar bu ünitenin kelimelerini çok iyi çalışmamışsınız. Tamam hocam. Bir daha göndereceğim resimli bir şekilde.
Çalışıyorsunuz, deftere yazıyorsunuz. Okunuşunu da sesli koyduktan çalışıyorsunuz. Anlaştık mı? Hatta ben yapabilirsem... Anlaştık. Oyun hazırlayayım, siz oyunla çalışın kelimeleri. Anlaştık mı? Tamam hocam. Tamam hocam. Şimdi süremiz az. Şimdilik bir anlık test çözelim. 7 dakika sonra kapanacak çocuklar. Dersimiz bitecek. Ben bu dersin kaydını da paylaşırım sizinle. Lütfen EBA'daki çalışmalarımızı tamamlayalım. EBA'da çalışmasını yapanlara ben sertifika gönderdim EBA'dan. Geldi mi? Evet hocam. Geldi değil mi? Tamam. Süper. Geldi hocam. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Ayken, Ken ne işe yarıyordu? Lastik. Yapmak. Yapabildiklerimiz. Evet, kim söyledi bunu? Hocam ben. Sen kimsin? Hocam, Elif Su. Elif Su. Kameralarınızı ben şu an görmüyorum ya. Kim soruyorum, o yüzden soruyorum. Evet, Ken, yapabildiğim şeyleri söylerken... becerebildiğim, yapabildiğim, yeteneklerimi söylerken kullandığım yapıydı. Mesela I can cook meal. Yemek pişirebilirim. I can cook. I can speak English. İngilizce konuşabilirim. Peki bu çocuk ne yapabiliyormuş? Lift weight. Ağırlık kaldırabiliyor. My father does exercise every day. He wants to be... fit and healthy. Evet. Babam every day her gün egzersiz yapar. Ne olmak istiyor? Nasıl olmak istiyor? Sıkı ve sağlıklı olmak istiyor. Güzel. Peki lazy neydi lazy? Tembel. Ben tembel. Güzel. Lovely neydi? Tembel. Tembelliği sevmez. Lovely neydi diye sordum. Sevmemek. Yok mu hatırlayan? Sevmemek hocam. Hayır. Lovely, sevimli, güzel demek. Bored neydi? Sıkıcı. Boring, sıkıcı. Bored, sıkılmış. Tired ne demek? Yorgun. Güçlü. Güçlü. Brave. Cesur. Aferin size. Cevabımız A demiştik değil mi? Evet. My sister's favorite activity is... Ice skating. Çocuklar burada buz patini yapıyor, kayak mı yapıyor? Skiing. Kayak yapıyor değil mi? Buz patini farklı bir spor. Skiing. Skiing. Okay. Would you like şimdi şunu istiyorum. Skiing. Çocuklar. Şimdi konuşmak yok. Cevabınızı sohbet kutusundan yazın bana. Hazır mıyız? Konuşacağız. Cevap vermek yok. Tamam mı? A, B, C, D diye yazıyorsunuz. Hazır mıyız? Evet. Would you like to go fishing next Saturday? Blah, blah, blah. Could you repeat that, please? Hocam ben buldum. Great. Kopya yok. Tamam, söylüyorum cevabı. Sorry. Gelecek cumartesi benim de go fishing, balığa gitmek ister misin? Bir şey söylemiş, sonra da demiş ki could you repeat that? Tekrar eder misin lütfen demiş. Yani anlamamış. Demek ki sorry demiş. Üzgünüm demiş. Harika, sure, elbette, oh yes. Bunların üçü de çocuklar olumlu. Bakın böyle de yapabiliriz. Şurada olumlu cevap, oh yes de olumlu cevap ama olursa bu da olur cevap. O zaman da olur cevap. Bize farklı olan lazım. Yani sorry lazım. Tamam mı?
Who likes horse riding? Who likes horse riding? Hemen sohbet kutusundan yazalım lütfen. Who likes horse riding? A. İndiremiyor mu? Nasıl yürüyecek çıktı? Benim nasıl çıkıyor? Sen basmışsındır bir yere. Benimki de çıkıyor, geri yürüyor. Hiçbir yere basma, bekle. Aferin. Herkes, neredeyse herkes cevapladı. Sonra. Tamam, çocuklar cevabımız Balıkesir çünkü horse riding ne demektir? Ata binmek demektir. Ata binmek! Evet, kim ata binmeyi seviyor? Tabii ki bu çocuk. O yüzden cevabımız Balıkesir. How about? Bla bla, great idea. Let's go to the sport salon. Spor salonuna gidelim hadi demiş. O zaman arkadaşı onu nereye davet etmiş? Cevapları sohbet kutusundan yazalım lütfen. Hocam yazdım. Evet bakalım. Spor salonuna gitmek istediğine göre jimnastik. Balık tutmaya spor salonuna gidemez. Dağ yürüyüşüne gidemez. Bisiklete binmeye de gidemez ama jimnastik yapmak için gidebilir değil mi? I'm blah blah in doing sports. Playing volleyball is my favorite. Ben spor yapma konusunda nasılım? Volleyball benim favorimmiş. Dikkat etmeniz gereken bir şey de şu, burada in var. Good in, crazy in, bad in, interested in. Bunlardan hangisi in ile kullanılıyordu hatırlayan? Düşünün bakalım. Bir dakikadan az süremiz kaldı. Kapanacak şimdi. Ceren aferin. Deniz. Evet, cevabımız, Deniz'in cevabını gördünüz hepiniz. Interested in. Çünkü interested in birlikte kullanılır. Good ve bad ile at kullanılır.